Ölümcüllüğünü arttırıyor. Hastalık insanlar arasında hızla yayılıyor. Şu an 7 milyon kişi ölçülmüş. 10 milyon insan var. Üstü dışarı şu an 10 milyon kişiye ulaştı. 7 milyar 122 milyon insan var. Hastalıklı kişinin sağlıklı bir kişiye bulaştırma şansı artıyor. Türkiye halkında yüzlerce kişiye bulaştı. 4 bin kişi ölçülmüş. 10 milyon insan var. Hastalık insanlar arasında hızla yayılıyor. 4 bin kişi ölçülmüş. 7 milyar 122 milyon insan var. 7 milyar ya. Arkadaşlar yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte efsane bir oyun oynayacağız. Kısaca size oyunu anlatayım. Oyunda bir bakteri oluşturuyoruz. Bu bakteriyle birlikte bu hastalığı insanlara bulaştırıp bu hastalığı geliştirip yayılmasını falan artırabiliyoruz. İnsanların ölümüne falan sebep oluyor ve bu oyunun amacı dünyadaki bütün insanları öldürmek. Mesela bakın burada zorluk seviyeleri var. Kolay. Kolay da neymiş mesela? Ellerini yıkayan olmaz. Araştırma doktorları çalışmaz. Hasta insanlarla kucaklaşılır. Mesela bu biraz saçma, tamam mı? Mesela ellerini yıkayan olmaz diyor. Niye? Pis. Tüm dünya pis diye bu olacak. Araştırma doktorları çalışmaz. Doktorların çalışmaması da şey bir şey değil. Mesela çok zora bakarım. Genetik evrimler olur. Doktorlar araştırmalara yatırım yapar. Gelişigüzel sağlık kontrolleri yapılır. Bu da çok zor gerçekten. El yıkamak zorunludur. Zor da mesela durmuş. Doktorlar hiç eve gitmez. Hasta insanlar karantinaya alınır. Mesela bu da zor. Normale bakalım. Normalde de halkın %67'si ellerini yıkar. Doktorlar haftada 3 gün çalışır. Hasta insanlarla ilgilenilmez. Mesela bu biraz daha şey. Hasta insanlarla ilgilenilmez maddesini atarsak biraz daha gerçekçi. Bunu oynayabiliriz. Tamam, devam. Şimdi buradan da virüsümüze bir tane isim bulacağız. Ve bu virüs dünyada bu isimle adlandırılacak. Ne olabilir? Düşünelim hemen. Aklıma süper bir fikir geldi bak. Virüsümüzün adı kabız. Dünyadaki bütün insanlara kabız yapacağız. Artık tuvaletler iptal. Kimse tuvalete gitmeyecek. Kabızı ilk nereden başlatalım? Mesela bakın böyle kocaman bir dünya haritamız var. Kanada, ABD, işte Brezilya, Türkiye nerede? Bakın mesela Türkiye'de burada. 74.932.641 nüfusu var oyunda Türkiye'nin. Kabızı öncelikle Türkiye'den başlatalım şöyle. Tamam, kabızı Türkiye'den saldım. Şu an Türkiye'de bir kişi kabızı oldu bile. Burada şöyle sol alt köşede de DNA puanları var. Hastalık yazan yerde. Şurada bakın sol alt köşede. O DNA puanlarıyla da hastalığı geliştirip böyle ölümcüllüğünü falan da artırabiliyoruz. Ve şu an Türkiye'de toplamda 10 kişi kabız oldu. Zamanı hızlandıralım şuradan. Kabız kişiden kişiye Türkiye içinde yayılıyor ve büyüyerek katlanacak. Salgını dolaylı olarak geliştirerek kontrol ediyor. Tamam, kontrol edeceğim kardeşim ben birazdan. Bakın şimdi buradan da böyle geliştirebiliyoruz. Burada yeteneklerimiz var. Bu yetenekleri geliştirerek hastalığımızın bağışıklılığını artırıyoruz. Yani mesela soğuk hava iklimine dayanacak şekilde patojeni geliştir diyor. Mesela bunu da geliştirirsek soğuk ülkelerde daha etkili olacak yani. Neyse, şimdilik yayılmaya verelim abi. İlk suyla yayılsın. Tamam, okey. Suyla yayılsın. Bir de organizmada kandan kana yayılma. Bu da kandan yayılma olsun. Tamam. Bir suyla bir de kanla yayılacak. Bak nasıl hızlandı. Onar onar artıyordu. Şimdi 20'şer 20. Kabız Türkiye halkında yüzlerce kişiye bulaştı. Hastalıklı bir kişinin sağlıklı bir kişiye bulaştırma şansı artıyor. Hastalığını geliştirmeye devam ediyor. Tamam, geliştireceğiz kardeşim, sakin. Şu an Türkiye'de 2000 kişi kabız oldu. Tamam, 3000 kişi, 4000. Gitgide hızlanıyor. Kabız Türkiye halkında binlerce kişiye bulaştı. Hastalık insanlar arasında hızla yayılıyor. Müthiş, bulaş kardeşim, bulaş. Bütün ülkeye kabız edeceğiz, hadi bakalım. 2 milyon, 3 milyon Türkiye'den bahsediyorum şu an. Genelde de 8 milyon. Oba, hastalık Rusya'ya atladı abi. Ruslara da bulaştı. Artık Türklerden Ruslara nasıl bulaştı onu da siz düşünün. Ben burada anlatmayayım isterseniz. Rusya'da şu an 2 kişi hastalıklı ve Türkiye patates oldu. Türkiye'nin tamamı kabız. Artık bütün ülke kabız. İran'a da iyice yayıldı hastalık. Şimdi hastalığımızın yayılmasını biraz daha artıralım. Mesela havayla da iyice yayılsın. Kanla yayılmasını da geliştirelim. 74 milyon hatta 75 milyon insana bulaştı. Neredeyse 75 milyon. Şuradan yayılmasını da arttırdık. Ooo, belirtiler çıkmış. Şimdi bu belirtileri düşürmezsek eğer şöyle bir şey oluyor. Doktorlar bu hastalığı fark ediyorlar. Hani fark ediyorlar dediğim genel olarak yine fark edebiliyorlar ama fark ettiklerinde bu sefer tedavi etmeye başlıyorlar. Belirtileri yani zararları ortaya çıktığı zaman. Şuraya da bulaştı. Oh, çok güzel, artık Mısırlılarda kabız olmaya başladı. Hadi bakalım. Yine bir belirti çıkarmış. Ulan kabız hiç rahat durmuyor ha. Tamam. Neler yaptık? Kazakistan'da patates oldu şu an. Orta Asya'da patates. Afganistan'da patates. Bütün dünya ülkeleri yavaş yavaş patates olmaya başladılar. Şu an dünyada %13 tedavisi tamamlandı. Baba Rusya'ya bak nasıl artıyor bak.
Rusya kıpkırmızı oluyor bak. Bak Rusya'da şu an 10 milyon kişiye bulaştı. 11 milyon %22 tamamlandı abi. Geçmiş olsun. Kabız tedavisi %25 tamamlandı. %75 tamamladılar. Abi vallahi veriyorum ben yani. Aa ulan bak burada şey gelişmiş. Ben onu görmedim ya. Vallahi görmedim. Eğer görseydim ben ona izin vermezdim. Ölümcüllüğünü artırıyorum şu an kabız kardeşimizin. Geliştir abi. Geliştir bunu ya. Geliştir. Artık geliştirecek bir şey kalmadı. Bak şimdi nasıl patates ediyorum hepinizi. Şu an 34 bin kişi öldü. 100 bin. 1 milyon insan öldü. 2 milyon. Abi daha hızlı öldürmesi lazım. Daha hızlı ya. %65 tamamlandı. Kabızı ortadan kaldıracaklar muhtemelen. Ama abi Rusya'ya bakar mısın? Rusya patates öldü resmen şu an. 120 milyon insan öldü. 200 milyon öldü. Ve olmadı. Toplamda ne kadar adam öldürmüşsü? Dur daha bitmedi lan. Aynen. Gitti. Kabız yok edildi diyor. Olmadı. İlk denemede fail olduk. Başarısız olduk ama bir kere daha deneyeceğim. Ben bütün dünyayı kabız etmeden durmayacağım. Hadi bakalım. Tekrar dene. Kabız versiyon 2. Tamam hadi bakalım bak tekrar başladım. Şöyle bir yaymaya başlayalım Türkiye'den kabızı. Yayılma. Dur DNA puanı lazım. Önce DNA puanı şöyle zamanı da bir hızlandıralım. Kabız versiyon 2 Türkiye halkında binlerce kişiye bulaşmış. Tamam çok güzel. Devam. 50 bin kişiye bulaştı. 60, 100 bin. Oo bak bayağı hızlandı şu an. 1 milyon insana bulaştı bile bak. Türkiye yavaş yavaş patates oluyor. Bak. Kıpkırmızı oldu Türkiye. 25 milyon kişiye bulaştı. Hayvan gibi gelişti lan. Bulantı belirtisi çıkmış. Hemen şu bulantı belirtisini düşürelim. Kapat abi. Belirti göstermesin. Belirti gösterirse tedaviye başlayıp hastalığı patates ediyorlar. Bütün dünya tuvaletleri kapatıyor artık. Tuvalet şirketleri batmaya başladı. Herkes ıkına ıkına ölecekler zaten hiçbir şey yapmazsak. 5 milyar insana doğru hızla ilerliyor. Milyonlarca insana bulaşıyor her gün. Şu an 5 milyon. Amerika'da henüz 2000 kişiye bulaşmış. Kanada'da 140 kişi, 141 kişi. Bura nereymiş? Batı Afrika. DNA puanlarını harcamayacağım çünkü patır kütür öldüreceğim hepsini bak. 7000 kişi ölmüş. Farklı sebeplerden dolayı ölmüştürler. Çünkü şu an kabız öldürücü bir hastalık değil. Ve tam ve tamına şu an dünyada 6 milyar insan kabız oldu. Sıçamıyor. Tamam bütün yetenekleri birer tane geliştirdim. Bakalım faydası olacak mı? Bir de uçan uçaklar da mesela kırmızı. Onlar da hastalıklı insanları taşıyan uçaklar. Japonya'da şimdi patates olacak ve Japonya'da artık patates bir ülke haline geldi. Japonya'da da kimse sıçamıyor artık. Bu 130 DNA puanıyla bütün insanları patates etmeyi planlıyorum. Kanada'nın da hepsine bir bulaştırırsam hastalığı kabız edersem Kanada'nın tamamını ondan sonra vereceğim ayarı. Şu an bütün dünyaya bulaştırdık. Şimdi şuradan belirtilerden ölümcüllüğü başlatacağız. Şunların hepsini birer tane geliştirelim kardeşim. Geliştir. Akciğerlerden gidelim mesela. 8 DNA puanı diyor. Ölümcüllük biraz varmış mesela. Oo 35 DNA puanı bu patates ediyor herhalde. Tamam bunu da geliştir kardeşim. Şunu da geliştir. Ve artık daha fazla geliştirecek bir şey kalmadı ve ölümcüllüğe bak. Ne kadar arttı. Bakalım nasıl hızlı ölecek. Oo bayağı hızlı öldürmeye başladı bak. Şu an 7 milyon kişi öldü bile. Ooo gidiyor. Tamam kesin. Bu yer kazandık. 100 milyon gitti. 120 milyon diyorsun da kardeşim 300 milyon oldu. Onlar haber yapana kadar 300 milyon kişi ölüyor. 1 milyar insan patates oldu şu an. Abooo çok hızlı öldürüyor ama tedavide çok hızlı gelişiyor. %40'larda falan. %50. Dünyanın yarısı gitti zaten. Siz artık tedaviyi geliştirseniz de bir halta yaramayacak. Şunları patlat da geliştirmesinler. 4,5 milyar insan öldü.
Hadi kabız yapabilirsin oğlum. Hadi geçmiş olsun kardeşim, dünyayı patates ettik. Bak Allah'a dünyaya battı. Bak şimdi durdurayım, bir şey göstereyim. Mesela Türkiye'ye bakalım. Bak Türkiye'ye karayoluyla girmek mümkün şu an. Ama mesela Peru'ya gidilmiyor karayoluyla. Brezilya'ya, denizle, uçakla, havayla hiçbir şeyle gidilmiyor. 10 milyon insan kaldı dünyada yaşayan. Ve hastalık %65 tedavi edildi. Artık doktor muhtar kalmadı ki tedavi etsin. 7 milyar 122 milyon insan öldü kabız hastalığından. Hepiniz patates olun bir an önce, biz de yolumuzu bulalım. Hoppa bitti. Kabız versiyon 2 başarılı bir şekilde dünya ise üzerindeki tüm yaşamı ortadan kaldırdı. Ya bir kabız deyip geçmeyin. Bak işte bir tuvalete gidememek insana neler yaşatabiliyor yani. Neyse arkadaşlar, bu videonun da burada sonuna geldik. Umarım beğenmişsiniz, umarım eğlenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız, öyle dünyayı patates edelim istiyorsanız, aşağıdan videoyu beğenmeyi ve salta kırmızı butona basarak da kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Dur ben bir el daha oynayacağım.